Atatürkçü Düşünce Derneği Alanya Şubesi Başkanı Zuhal Sirkeli aydınları anma etkinliği düzenledi. Başkan Zuhal Sirkeli günü özel açıklamasında Muhammed Aksoy, Uğur Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı gibi aydınların karanlık zihinlerce katledildiğini söyledi. Azgın terörün önünü kesmek için yapıldığı söylenen 12 Eylül faşist darbesi sonrası daha karanlık cinayetler 1990 yılından itibaren boy gösterdi. Bu cinayetlerden ilki Atatürkçü Düşünce Derneği'nin kurucusu Profesör Doktor Muammer Aksoy'a oldu. Ülkenin karanlığa gittiğini, Atatürk devrimleri ve Cumhuriyet değerlerinin yok oluşa sürüklendiğini gören Muammer Aksoy ile birlikte hareket eden 50 aydınımızın ADD'yi kurmasının üzerinden 8 ay geçmişti ki Muammer Aksoy katledildi. Profesör Doktor Muammer Aksoy'un cenaze töreninde fotoğrafını taşıyan kişi ise Uğur Mumcu'ydu. Hukukçu, gazeteci yazar Uğur Mumcu, 24 Ocak 1993'te emperyalizm tarafından şehit edildi. Türkiye'de her anlayıştan insanımız Uğur Mumcu'nun dürüstlüğüne güvenir ve saygı duyar. Onun içindir ki ölümünden sonra arkasından milyonlar yürümüş ve sahip çıkmıştır. Uğur Mumcu sınırlarını Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesinin, Atatürk ilkelerinin ve çağdaş değerlerinin çizdiği bir kavganın öncülerindendi. Sanki yıllar öncesinden bugünleri görmüş gibi kaleme alan büyük usta Uğur Mumcu bakın ne demiş. Bir toplum böyle çöker işte. Devletin yerini kaba kuvvet alır, susulur. Yasanın yerini din alır, korkulur. Yolsuzluklar, cinayetler birbirini izler, eller kollar bağlanıp götürülür. Kubilayları, Muammer Aksoyları, Uğur Mumcuları, Bahriye Üçokları, Ahmet Tener Kışlaları, Abdi İpekçileri, Necip Hablemitoğulları'nı, Sivas'ta diri diri yanan aydınlarımızı ve binlerce vatanseveri, bağımsızlık için, vatanımızın bütünlüğü için, milletimizin birliği için şehit verdik. Ve ne yazık ki hala vermeye devam ediyoruz. Onlar vatanımızın bütünlüğü, milletimizin birliği için, adalet ve demokrasi için, kısacası tam bağımsız Türkiye için şehit oldular. Emperyalistler 1919'da vatanımızı açıkça işgal etmişlerdi. Şimdi ise farklı araçlarla saldırıyorlar. Bu büyük tehlikeyi gören ve Türk milletini uyaran aydınlarımız, vatanseverlerimiz ise şehit edilmektedirler. Unutmamalıyız ki gericiliğe, bölücülüğe, işgale, sömürüye, hırsızlığa, her türlü yozlaşmaya ve yabancılaşmaya ve tüm bunların suçlusu emperyalizme karşı direnmek ve mücadeleyi kazanmak önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi mirasçılar olarak hepimizin görevidir. Gün ayrılık günü değildir. Gün Türkiye'yi iç savaşa sürüklemeye çalışan ABD emperyalizmine ve yerli işbirlikçilerine karşı el ele mücadele verme günüdür. Gün uyanık olma, uyuyanları uyandırma günüdür. Atatürkçü Düşünce Derneği Alanya Şubesi olarak başta Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm demokrasi şehitlerimizi saygı, minnet ve şükranla anıyor, aziz anıları önünde saygıyla eğiliyor ve sözlerimi Uğur Mumcu'nun 29 Ekim 1979 yılında yazdığı şu çağrıyla bitirmek istiyorum. Efelerle, seymenlerle, işçilerle, köylülerle uyan, uyan Gazi Kemal uyan. Batıdan doğuya, güneyden kuzeye, kuvayi milliyecilerle uyan. Uyan Gazi Kemal uyan. Devletin devlete, insanın insana kulluğunu yok etmek için uyan. Uyan Gazi Kemal uyan.